geldiğinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çıkmış olduğum bu yolda her zaman yanımda destekçim olan sevgili eşim başta olmak üzere bana her gece baba bugün ne yaptın, kimlerle görüştün diyerek adeta beni teşvik eden, çalışmaya teşvik eden sevgili oğluma Eskişehir'den her gün arayarak bana moral veren ve bugün de yanımda olan güzel kızıma benden hayır dualarını esirgemeyen anneme, babama, kardeşlerime ve beni elimden tutarak ilçe ilçe gezdiren ve beni adeta motive eden Azize Akın kardeşime, bu işi okulundan okuyup yanımda bulunan ve danışmanlığımı yapan yeğenim oğlum Ahmet'e, siz dostlarıma, akrabalarıma hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki siz gazeteci arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim, sizlere ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Çıkmış yolda beni çok kısa zamanda Hatay'ın tüm ilçelerine ulaştırdınız. Sizlere bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu da cemiyetimizin gücünü gösteren en güzel unsurlardan biridir. Cemiyetimizi hep ileri taşımaya gayret ettim. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nda genel başkan vekili oldum. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Bundan sonra da inşallah milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bundan sonra kalan süreç içerisinde bana ilginizin ve desteğinizin artarak devam edeceğine inanıyorum. Tüm gazeteci arkadaşlarıma tekrar özel olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca burada diğer siyasi partilerden de destek için gelen çok değerli arkadaşlarımı görüyorum. Bu da Hatay'ımızın, ilimizin huzurunu, barışını, hoşgörüsünü gösteren çok güzel unsurlardan biri olduğunu görüyorum ve buradan Türkiye'ye bir mesaj olmasını diliyorum. Onlar da bana gurur ve onur vermiştir. Her şeyden hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, cemiyet başkanlığının süreci içerisinde her zaman ilimize katkıda bulunacak çalışmalar içerisinde oldum. Bu çalışmaları yaparken hiçbir zaman siyasi düşünceler içerisinde olmadım. İlçemizde bombalar patladığında, orada şehitler verildiğinde cemiyet yönetim kurulumuzu toplayarak oradaki Reyhanlı kardeşlerimizin acısına ortak olmak için gittiğimizde hiçbir siyasi düşünceler içerisinde olmadım. Sadece ve sadece vicdani düşünceler içerisinde ve almış olduğum sorumluluk içerisinde hareket ettim. Yine Gezi Parkı olaylarında Antakya'da çıkartılmak istenen kaos ve kargaşalara karşı her zaman dimdik ayakta durmaya çalıştım. Ve tüm gazeteci arkadaşlarımızı toplayarak biz bu oyunu bozarız arkadaş diye açıklama yaptığımızda ilimizdeki huzura ve barışa katkı sağladığımıza inanıyorum. Ve bu açıklamamızın da Türkiye'de ses getirdiğine sizin de inanmasını istiyorum. Tabii ki bütün bu çalışmalarımızın karşılığında Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından toplumsal barışa katkı ödülüne layık görüldüm. Bu ödülü de gazeteci arkadaşlarım adına onurla, gururla aldım. Ben onlara tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi de Allah kısmet ederse milletvekili aday adaylığına soyunuyorum ve milletvekili olarak ilimize hizmet etmek istiyorum. İlimizin sorunlarını biliyorum. Gazetecilerin sorunlarını çok çok iyi biliyorum. Gazetelerin sorunlarını biliyorum. Bu sorunların çözümü için çalışacağımı da hepinizin çok iyi bilmesini istiyorum. Ülkemize ve ilimize hizmet etmek için, huzurlu bir Hatay için, kalbinize güneşi asmak için, Hatay'ın birleştirici gücü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay milletvekili aday adaylığımı hepinizin huzurunda açıklıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.
aklınıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tamam. Bu dünyadaki evet. En mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyada kişi sevdiğidir.